İyi akşamlar. Öncelikle hepinizi görmek çok büyük bir zevk. Bu böyle bilimsel bir konuşma değil. Birkaç şeysi var, fazı var. Bir tanesi, ben televizyonda futbolun dışında birkaç tane dizi daha seyrederim. Bunlardan bir tanesi de tıpla ilgili olan diziler. Bilmiyorum bu diziyi hiç seyrettiniz mi? Bu alışkanlığımı sizinle paylaşmak isterim önce. Ondan sonra da ciddi bir şeylere gideceğiz. Doktor Gregory House'u seyredeniniz oldu mu? Güzel, peki. Beğeneniniz kaç kişi, kaç kişi hoşunuza gitti? Çok güzel. Peki şey olarak ne dersiniz? Yani tıbbi gerçekler falan itibariyle ne kadar gerçeğe yakın? Ne diyorsunuz? Yani bir hayli gerçeğe yakın mı? Veya bazı gerçekler var. Kırkıncı dakikada teşhis fena değil. Benim başlangıcım ya daha doğrusu bu seriyle ilgili olmam, serinin bir web sayfası var. Web sayfasında bu Gregory House denen sanal kişinin özgeçmişi var. Bilmiyorum o özgeçmişi gördünüz mü? Özgeçmiş bu. Bu vatandaş hem böbrek hastalıkları uzmanı hem enfeksiyon uzmanı. Değişik bir kombinasyon. Johns Hopkins'ten sınavda hilekarlık yaptığı için kovulduktan sonra Michigan Üniversitesi'nden mezun oluyor. Bu tabii ciddi bir problem oldu Michigan Üniversitesi için. Yani niye başkasını seçmediler dediniz. Johns Hopkins'ten hilekarlık yapan adam bizden mezun olabilir mi falan gibi bir olay çıktı. Bir önceki slaytta gördüğünüz gibi uyuşturucu alışkanlığı var ve şimdi soracağım dava konusundaki olaydaki hastanın da sorumlu hekimi. Bu dava şöyle, 16 yaşında evsiz, o evsize dikkatinizi çekerim. Genç bir kız soğunun güçlüğüyle acile başvuruyor. Dr. House ilk muayenede kulak kanaması yani otoraji tespit ediyor ve derhal inceleme için hastayı yatırıyor. Ondan sonra ikincisinde hastanede bir epistaksis yani burun kanaması daha geçiriyor hasta. Kulak ve burun kanaması. Ve o dönemde Dr. House hastaya bu kombinasyonla kulak burun kanamasıyla bu bir beyin absesidir deyip antibiyotik başlıyor. Bu arada da Dr. House'un asistanları hastanın evsiz olan hastanın evine gidip okulunda ve evinde arama yapıyorlar. Tabii House asistanların rutin olarak hastaların evlerine, çalıştıkları gittiği yerlere gitmeleri gayet doğal bir olay. Bu tabii pek fazla sizin yapacağınız şeylerden bir şey değil. Yani ihtisasınız sırasında hiç böyle bir şey beklemeyin. Onu bekleyecekseniz hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Ve tabii bu vatandaşlar böyle işleri yaparken anahtar ve benzeri gereçleri de pek fazla kullanmıyorlar. İşte bazı görüntüler oradan. Bu bölümde de sadece tanı becerisi için bu serviste olan bir asistan evsiz olan bu hastanın gene arabasında bira şişeleri buluyor. Ve mutfakta da küf tespit ediyor. Ve bu bulgularla hastaya alkolizm tanısı koyuyor. Bu tabii çok yeni ve modern bir yöntem. Biz genellikle hastayı muayene ederek hastaya alkolizm teşhisi koyuyoruz. Hastanın evine gidip de alkolizm teşhisi koymak tabii yazılabilecek bir durum herhalde literatürde. Ondan sonra bu dönemde özellikle Dr. House'un ilgi alanlarını görüyoruz. İşte bu kurbağa yarışı, ben böyle bir şey olduğunu da bilmiyordum. Ve hastanın parapleji olduğunu öğreniyorlar ve gene bir vaskülit yani damar iltihabı teşhisi koyarak tedavisine başlıyorlar. Hasta 1-2 dakika düzeliyor, sonra gene kötüleşiyor. Ondan sonra hastanın annesi ortaya çıkıyor bu kızcağızın. Ve Dr. House bu vatandaşın kendisi gibi uyuşturucu müptelası olduğunu fark ediyor. Ve bu şeyde de gördüğünüz gibi bir miktar ilaç karşılığı hastanın onamını garanti altına almaya çalışıyor. Bu da tabii yeni bir yöntem. Biz bunu pek fazla denemiyoruz. Belki yasal olmadığından dolayı, belki de uyuşturucu fazla bulamadığımızdan dolayı.
Sonra hastada bu sefer kan kusma başlıyor. Doktor House'da Zollinger-Ellison sendromu denen gene bir pankreastaki endokrin tümörlerine bağlı olarak gelişen bir asidite sendromu, yüksek asidite sendromu tanısı koyuyor. Ve hemen hastayı endoskopiye gönderiyor. Bu arada da tabii hastanın annesine uyuşturucu verdiği ortaya çıkınca bazı arkadaşları ona uyarıyorlar. Yani bu birazcık şey değildir, yasal değildir, dikkat et diye. Onları da susturuyor. Sonra hasta endoskopi sırasında yine bir kanama geçiriyor ve hasta bu sefer beyin anevrizması teşhisiyle anjiyografiye alınıyor. Yani beyin damarlarının radyolojik incelenmesi için. Tabii Dr. House her şeyde uzman olduğu gibi bunda da kendisini gösteriyor. Bu şekilde de Dr. House'un aslında serebrovasküler hastalıklarda da uzman olduğunu yani saptıyoruz. Ondan sonra bu tabii çok bu da o diziden alınan bir fotoğraf. Çok anlamlı bir fotoğraf bence. Yani bizim eski dönemde tüfek diye bir tanım vardı. Bu işte ağızdan dolma vatandaşlara verilen kriterlerden bir tanesi. Zannediyorum bunu da asistanlarla karşılaştırıyor. Ve asistanlar bu tanılar boş çıkınca önce bir kanser teşhisi koyuyorlar ama nerede olduğunu bilemedikleri için kanseri ondan vazgeçiyorlar. Sonra da hastanın birkaç sene önce yapmış olduğu gezide kapabileceği bir kolera ya da dengue ateşi tarzında parazitik bir enfeksiyona muzdarip olduğunu düşünüyor. Bunların hepsi aslında gerçek. Yani tek kelimesini abartmıyorum. Bu dizinin tamamı bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra sonunda Dr. House bir özellik daha kazanıyor. Ve patolog olarak hastanın materyalini alıyor ve daha önce Florida'da bir havuzda yüzerken bir parazit kapmış olabileceğini düşünüyor. Bu da tabii aslında çok yepyeni bir yöntem. Yani biz hiçbir zaman için 2 sene önce havuzda yüzmüş bir vatandaşın parazit kapma olasılığı pek aklımıza gelmez. Bu Ascaris olsa bile. Ondan sonra da Ascaris adlı bir parazit enfeksiyonunu saptıyor ve bu arkadaşın dediği gibi 45. dakikada gerçekleşiyor. Doğru tanı olarak film bitiyor. Tabii bu en çok beni sevindiriyor. Çünkü ilk defa full olarak seyrettiğim dizilerden bir tanesi bu dizisi. Kısa olarak nedir şeyin özeti? Bu dizinin özeti. Gördüğünüz gibi bu vatandaşların, Dr. House ve arkadaşlarının tanı listesi bu episod içerisinde değişiyor. Kafatası kırığı, beyin absesi, beyin tümörü, vaskülit, zolingenerizm, alkolizm, beyin anevrizması, kanser, kolera. Yani bizim işte patoloji kitaplarından bir tanesinin tamamını devam ettiriyor. Bu hikayeden sonra bu da gerçek bir olay. Kaliforniya'da tabipler odası başkanı olan bu vatandaş Cesar Aristeguia güzel bir yazı yazıyor ve bu yazıda da Dr. House'u dava ediyor. Davanın sebebi de daha doğrusu bu davada suçlamalar da bu sadece 8. sezon 10. bölüm şeysi. Hırsızlık, haneye tecavüz, dolandırıcılık, şantaj, alakar, suç ezber, yanlış tanı ve yanlış tedavi. Ondan sonra ve tabii diğer 12 hafif suç yeri olmadığı için şey yapamadım, yazamadım. Bu şeylerle, suçlarla vatandaş dava ediliyor. Ve bu dönemde de gene Kaliforniya'da çalışan bir patologdan bilirkişi olarak yapmasını istiyorlar. Bir sunum yapmasını. Zannediyorum vatandaşların hiçbirisi bu konuda pek memnun olmuyor. Bu bilirkişi vatandaş bir parça şeyi yani bu hikayeyi anlatıyor. Ascaris paraziti nedir? Yani Ascaris ne? Bu çoğunlukla az gelişmiş ülkelerde bulunan, birincil olarak da ince veya kalın bağırsağı tutan, daha çok bu oral fekal yolla yani elinizi doğru dürüst yıkamayıp da işte fekal kontaminasyonla vesaireyle geçen, tabii de genel sağlık koşulları çok daha iyi olmayan ülkelerde daha fazla prevalansı olan bir hastalık. En sık gençlerde, çocuklarda görülen bir hastalık. Burada bizim hastamızın yaşı biraz fazla ama o önemli değil. O yaşta da görülebilir.
İlk belirtileri genellikle karın ağrısı, bağırsak tıkanıklığı vesairesiyle ortaya çıkan, gene gastrointestinal bulgularla olan hastanın hikayesini hatırlarsanız karşılaştırma şansınız var. Ve ilk bulgular olarak da dışkıda bu parazit yumurtalarının tespiti söz konusu. Daha ağır olgularda, özellikle kanama vesaire seyreden olgularda ise karaciğer, akciğer, pankreas gibi diğer organların tutulması söz konusu. Ve ileri olgularda da vücudun her sıvısında hem parazitin kendisi hem de yumurtalarını bulmak mümkün. Erişkin parazit, bu daha çok dünyada yaklaşık 1 milyar kişinin enfekte olduğu ama bu 1 milyarın büyük bir kısmının gelişmekte olan ülkelerde olduğu enfeksiyonlardan bir tanesi. Ve az gelişmiş ülkelerde prevalans %10'a ulaşıyor. Yani her 10 vakadan bir 10 insandan birinin bu bakteriyle, bu parazitle enfekte olması söz konusu. Gördüğünüz gibi erişkin parazit yaklaşık 15-20 santime boyuna ulaşabiliyor. Bunu da bağırsak sistemine koyarsanız bir parça tatsız bir görüntü oluyor. Bu da mikroskopta gördüğünüz şey yumurtaları, Ascaris yumurtaları. Bu yaklaşık 50 mikron boyutunda, yani mikroskopla kolay görünebilecek boyutta bir parazit. Ve herhangi bir hasta yaklaşık olarak bunlardan 200 bin tanesini her gün dışkısında yolluyor. Gene radyoloji, patolojik ve endoskopik olarak bu şeyi saptamak mümkün. Hastalığı saptamak mümkün. Bu karaciğer, akciğerden alınmış bir biyopsi. İnce iğne biyopsisi. Burada gördüğünüz bu şeyin rahatlıkla tanınabilen patologlar tarafından ve tabii Dr. House tarafından rahatlıkla tanınabilen şeyleri, larva formları. Burada da görüyorsunuz endoskopik incelemede bağırsakta bu paraziti görmek mümkün. Özellikle böyle bir hastada, kulak kanaması, burun kanaması vesaire ilgilenen bir hastada tabii ki bu tür enfeksiyonun çok ileri devreleri olması söz konusu. Böyle ileri devrelerde hastanın ağzından, burnundan bile bu şey erişkin parazitleri çıkartmasını görmek mümkün. Bu daha çok tabii gene çocuklarda, gelişmekte olan ülkelerde oluyor. Gerçek hayatta bu episod nasıl yaşanırdı? Bu çok sık yaşanan olaylardan bir tanesi. Hasta acile, solunum güçlüğüyle ve tabii bu enfeksiyona bağlı fizik bulgularla gelirdi. Mide, bağırsak vesaire problemleri, işte distansiyon falan gibi. Ondan sonra o acil laboratuvarında alınan kanda mutlaka bir eozinofili bulunurdu. Eozinofiller biliyorsunuz paraziter hastalıklara karşı bizim ilk savunma hücrelerinden bir kısmı, kanda artış gösteren. Ondan sonra yapılan, bu acil olarak yapılan tetkiklerden bir kısmı, bu gayta yani dışkı ve balgam histolojik muayenesinde biraz önce gösterdiğim yumurtalar saptanırdı. O saat içerisinde, aynı gün içerisinde antibiyotik tedavi yapılırdı ve hastaya yaklaşık olarak 250 bin dolarlık yapılmış olan tetkiklerde gerek kalmazdı. House ve takımının tanı listesini göstermiştim size. İlginçtir. Bunlar aslında Ascaris tanısının ayırıcı tanısında olmayan hastalıkların listesi. Böylece Kaliforniya Tabipler Birliği'nin şeysi kararı, bu yargıda kararı, gerçek suçun tıbbı tamamıyla içe sayarak para kazanmak ve şöhret adına gerçekleri saptırmak ve özellikle genç doktor adayları dahil birçok insanı aldatmak olarak tespit edildi ve işte gördüğünüz gibi vatandaş mahkum edildi. Bu Dr. House'un hikayesinin sonu. Buradan ben size bir parça patolojinin ne anlama geldiğini ve sevgili Dr. House'un olmak istediği şeylerden, özelliklerden bir tanesinin gerçekten nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Genelde patolojik olarak, yani bir patoloğun işlevi özellikle akademik ortamda birkaç özelliğe sahip. Bunların en önemlilerinden bir tanesi, burada gördüğünüz bakmak ve görmek farkı. Dr. House sadece bakıyor. Umarım bu patolog olan arkadaşların hemen hemen hepsi bakmak yerine görmeyi tercih edecek bu şeyle. Patolojinin tanımı ne? Çok geniş ve tabii başlangıçta tıp bilgisi
tıbbın başlangıcında 16. 17. yüzyıllarda yarım yani birkaç sayfalık bir kitap dolduracak dönemde olduğunda patolog ile diğer branşların ayrılması söz konusu değil. Ancak yani günümüzde bir patoloji şeyinin kitabının yani yaklaşık olarak kapasitesi 2 ya da 3 bin sayfalık bir şeyi dolduracak durumda. Onun için artık bakmak ve görmek konusunda uzmanlaşmak söz konusu. Patolojinin 4 ana unsuru var. Bunlardan bir tanesi etiyoloji biliyorsunuz. Hastalık nedenleri, patogenez, hastalık mekanizmaları, morfoloji, bu hastalıklarda olan yapısal değişiklikler ve bunların hasta bağlamında ne anlama geldiği. Patolojinin her şeysinde, uzmanlığında bu 4 ana tema işlenen konulardan bir tanesi. 3 ana fonksiyon var biliyorsunuz. Yani bir patolog olarak özellikle üniversitede yaptığımız 3 şey var. Birincisi eğitim, bugünkü gibi. Araştırmalar ve klinik hizmetler. Yani bir patoloğun görevinin ayrışımı bu. Bu tabii özellikle eğitimde temel bilimler ve klinik bilgiler arasında bir köprü oluşturmak. Size gerçekten temel bilimlerde öğrendiğiniz bilgilerin gerçekten hastalıklarda ne anlama geleceğini, bunlardan hangisinin gerçekten hatırlamanızda faydalı olacağını ve bunları hatırlarsanız Dr. House gibi 250 bin dolarlık bir masraf yapmak zorunda olmayacağınızı anlatan fonksiyonlardan bir tanesi. Tabii ki araştırmalar da temel ve klinik özelliklerin araştırması söz konusu. Peki bir patolog, bunu biraz daha aşağı indirmek mümkün mü? Bir kısmı kaçıyor. Genelde patoloji yaklaşık 4 senelik bir ihtisas eğitimi de içeriyor. Bundan önceki yıllarda 1996-97'ye kadar patoloji eğitimi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 yıllık bir süreyi kapsıyordu. Zannediyorum şeyden dolayı olsun, önemli değil. Peki devam edelim. Şuraya. Tamam. Önemli değil. Yani şurada yazan patoloji ihtisas eğitimi miktarı. Patoloji yaptıktan sonra birkaç tane opsiyonunuz var. Birkaç tane olanağınız var. Ne yapabilirsiniz patoloji eğitiminden sonra? Bu tarafa pek fazla girmeyeceğim. Bu non-akademik, değişik alanlarda uğraşabileceğiniz alanlar. Ancak benim size anlatmak istediğim, özellikle akademik ortamda patoloji eğitimi yaptıktan sonra yapabileceğiniz uğraşlar ve bu uğraşlar için gerekli olan özellikler. Tabii 3 ayrı şey var, fonksiyon var. Birincisi principal investigator olarak bildiğimiz gerçek araştırmacı, ana teması araştırmacı olan. Onun ötesinde tabii klinikte daha çok fonksiyon gören patologlar ve daha sonra da eğitimcilik. Bunların başında araştırmacı, yani principal investigator geliyor. Bunun için neye ihtiyacınız var? Bunun için yaklaşık zamanınızın %80'ini araştırmaya ayırmak durumundasınız. Yani kariyer olarak yapacağınız çoğunlukla araştırma fonksiyonu. Ve bu zamanın dışında daha az zaman araştırmaya atfeden veya araştırma yapan kişilerin başarı şansı biraz daha düşük. Bunun için ne gerekli? Ön şartı tabii bir laboratuvar ve araştırma deneyimi gerekli. Yani bu tür bir kariyere sahip olmak istiyorsanız yapacağınız, öncelikle daha önceden bu tür deneyimleri sağlamanız. 3 ayrı özellik var genelde söylediğimizin. Yani benim Türkçe'de daha iyi tanımlayamadığım İngilizce niche olarak bilinen bir özellik. Bu özellik aslında araştırma konusunda sadece patolojide değil, diğer bütün bilimsel alanlarda gerekli olan bir şey. Bu da bugünümüzde artık jinekolojik hastalıklar veya dahili hastalıklar veya işte nörolojik hastalıklar değil. Bu konular çok geniş. Bu niche belli bir hastalığın belli bir tipi ya da belli bir yolağın, yani belli bir pathway'in yaklaşması. Yani mesela diyelim ki tümörlerde ALK geninin mutasyonu veya tümörlerde BRAF geninin mutasyonu. Bu ancak bu kadar dar bir alan bir niche olabilir. Öyle ki böyle bir durum geldiğinde size
İşte bu mu işte bunu Ahmet bilir, bunu Mehmet bilir, bunu Yelda bilir diyebilmeliler. Bizde verdiğim örneklerden bir tanesi işte Gerald Rice diye bir asistan var benimle beraber çalışan. Ve bizim birkaç ortak yazımız oldu Gerald'la. Gerald pilostik astrostom olarak bilinen ve çocuklarda daha sık görülen bir beyin tümörü üzerinde yaptığı çalışması var. Şu ana kadar yaklaşık 1300 tane vakayı incelemiş vaziyette her tarafıyla. Onun için ihtisas sırasında diğer arkadaşların eline böyle bir tümör gelirse ya bu pilostik astrostom mu? Gerald'a sorun, o bilir şeysi var, yaklaşımı var. İşte kullanmanız gereken, daha doğrusu elde etmeniz gereken niche bu tür bir niche. Onun ötesinde tabii metot ve model oluşumu söz konusu. Yani yaptığınız metotların elde edilmesi ve ne tür bir model kullanacağınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmaya en çok parayı veren National Institutes of Health, yani Ulusal Sağlık Enstitüsü denen bir oluşum var. Bu oluşumun bütçesi yaklaşık 1.2 milyar dolar. Ve Avrupa'da ve diğer büyük bütün ülkelerde araştırmaya, tıbbi araştırmalara verilen paraların hepsinin toplamından biraz daha fazla. Bu National Institute of Health'ın araştırma projesine para verebilmek için oluşturduğu kuruluşlar, yani study section dediğimiz şeyler, araştırmacılardan oluşan bilirkişi heyetleri var. Bu bilirkişi heyetleri sizin projenize para vermek için 3 soru sorarlar. Ve tabii bu oluşumdan bu burs aldığınızda siz de o kuruluşların, o bilirkişi heyetlerinin içine girersiniz. Bu 3 sorunun bir tanesi, neden bu vatandaş bu konuda çalışmak için en yetkin vatandaştır? Yani Gerald Rice örneğinde verdiğim gibi neden bu adam? Çünkü hepsi, onu da herkesten iyi onu bilen o vatandaştır. İkincisi, neden kullanılan model en iyi modeldir? Dikkatinizi çekiyorum. İyi model demiyorum. En iyi modeldir diyorum. Ve üçüncüsü de, neden kullanılan metot en iyi metottur? Bu 3 soruya çünkü şöyledir, çünkü böyledir, çünkü şekilde cevap veremezseniz kurumdan para almanız söz konusu değil. Ve en önemlisi de bugün yavaş yavaş Türkiye'de geldiğimiz konu da nokta da özellikle TÜBİTAK'tan verilen projeler vesaireler dolayısıyla bu noktaya yaklaşmak üzere. Onun için özellikle araştırmacı olmak isteyen arkadaşların elde etmesi gereken 3 öne özellik var. Bunların zamansal şeysine, pardon, zaman içerisinde bu tür yetkinliklerin kazanılması belli aşamalarda oluyor. Özellikle metot öğrenimi sizin gerek tıp eğitimi içerisinde, gerek tıp eğitimi öncesinde ya da sonrasında elde edeceğiniz doktora ya da benzeri araştırma deneyimleri. Bu şu anda var olan kombine programlarla gerçekleşebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık böyle 120'ye yakın program var. Hem size MD hem de PhD derecesi veren MD-PhD programları olarak. Bu insanlar daha çok physician scientist olarak bilinen, yani bilim adamı doktor yetiştiren kuruluşlar. Bunlar çoğunlukla da tabii büyük bir kısımlarını zamanın araştırma laboratuvarlarında geçiren insanlar. Ondan sonra özgün konunun seçimi tabii patoloji ihtisası döneminde var olan bir şey. Biraz önce bahsettiğim gibi belli bir hastalığın belli bir tipi veya belli bir genetik anomalinin incelenmesi. Ondan sonra da daha sonra gene yani özgün model ve metot üretimi, var olan metodun üstüne bazı şeyler katmakta postdoktoral araştırma deneyimi sırasında gerçekleşen bir olay. Yani ihtisas sonrasında neredeyse ikinci bir üst ihtisas yapma söz konusu. Bu da gerek laboratuvar olarak gerekse bilgi yetkinliği olarak yetkin bir laboratuvarın içerisinde olmakla söz konusu. Klinisyen olmanın anlamı ne patoloji içerisinde? Klinisyen olmanın anlamı zamanınızın çoğunluğunu, burada %60 dedik ama 60 da olabilir, 70 de, 80 de olabilir. Zamanınızın çoğunluğunu klinik aktivitelerle, yani tanıya yönelik aktivitelerle geçirmeniz ve diğer kısmını da
araştırmaya yönelik aktivitelerle geçirmeniz söz konusu. Böyle bir vatandaşın aslında principal investigator olarak yüklü bir grant alma şansı yok. Çünkü o kadar özelleşmiş vaziyetteyiz. Ama çok iyi bir co-investigator olma şansı var. Ve aynı zamanda bu daha çok geçirimsel medicine, translational medicine şeyinde konusunda hem klinisyenlere hem de temel bilimcilere yardımcı olan bir köprü fonksiyonu gören bir işle. Bunun bir örneğini genellikle veririm. Bizde beyin cerrahları gelir derler ki bizim elimizde işte 1000 tane bu olan bir hikaye. 1000 tane meningiom vakası var. Bunlarda genetik çalışalım. Peki çalışalım. Ne çalışalım? Genetik çalışalım. O zaman diyorsunuz ki yani meningiomlarla ilgili genetik özelliklerin çalışılabileceği 120, 130, 140 değişik konu var. Bunların bir kısmı progesteron reseptörleri üzerinde, bir kısmı vasküler endotelial growth faktör üzerinde, bir kısmı başka sebeplerde. Hangisi? Ve o noktada sizin yapacağınız klinikten gelen soruların, klinikten gelen konuların ayağa yere basar şekilde temel bilimlere yönelik çalışmalara şey yapılması, geçirilmesi. Onun ötesinde temel bilimlerdeki arkadaşlar da buna benzer bir şekilde patolojiye yaklaşır. İşte ya bizim elimizde şu çok güzel bir transgenik fare modeli var. Bu fare modelinde işte bir beyin tümörü oluşturuyoruz. İşte bu çocuklarda görülen beyin tümörü. İşte biz buna P53 mutasyonu yaptık. İşte TERT mutasyonu yaptık. İşte terminal mutasyonu yaptık. Bu kombinasyon mutasyonlarıyla beyin tümörü oluşturduk. Ne tür bir beyin tümörü? Ve bunun hastaya olan fonksiyonu ne? Yani transgenik şeylerde, farelerde tümör oluşturmak aslında bir boz yapta bir resim oluşturmaktan daha kolay. Yani bir genetik bir mutasyon oluşturursunuz. Olmazsa ikincisi, olmazsa üçüncüsü. Allah ne verdiyse 5-6-7'ye kadar yeri var. Ama bunun gerçekten hastaya ve insan hastalığına ne kadar faydalı olacağını, bunun ne kadar anlamlı olduğunu ancak gerçekten bu moleküler değişikliklerin hastalarda olup olmadığını, hasta tümörlerinde olup olmadığını bilmekle bakar. İstediğiniz moleküler değişikliği yapıp bir tümör oluşturun. Bu hastanın üzerinde olan, doğal olarak gelişen tümörlerde yoksa bir anlam ifade etmez. Onun için bu geçirimsel araştırmada patoloğun yapacağı en önemli şey bu iki komponenti ayakları yere basar bir şekilde birleştirmek. Burada da üç ana özelliğiniz var. Gene bir niş, bir bilgi tabanı ve bir deneyim. Bunların da elde edilecek dönemi gene tıp eğitimi sırasında tercihli bir konuyu saptamanız. Bütün bunları söylememin nedeni sizlerin yavaş yavaş bu konularda düşünmenizin zamanı geldiğinden dolayı. Hiçbir zaman için bu konularda özgün bilgi oluşturmak, belli bir ilgi alanı oluşturmak için geç değil, erken de değil. Özgün konu seçimi gene patoloji ihtisası sırasında var olan bir şey. Orada özellikle ilgi alanınızı, becerinizi vesairenizi daha böyle bir konsantre bir şekilde kullanıyorsunuz. Ve ondan sonra da deneyim ve bilgi tabanı oluşturması. Bilgi herkesin yani kimsenin hegemonisinde olmayan bir şey. Sizlerden herhangi biri herhangi bir konuda benden daha çok şey bilebilirsiniz. Bunun hiçbir şeysi yok. Tartışılır tarafı yok. Onun için hiçbir hocanız size yani bilgiden dolayı daha yüksek bir konumda olamaz. Yani oturur 15 gün çalışırsanız eminim hepinizin IQ'su benden yüksektir. Benden daha iyi bilirsiniz. Ama deneyim farklı. 20 yıllık deneyimi elde etmenin tek bir yolu var. O da 20 yıl geçirmek. Değil mi? Ve o açıdan da hem deneyim hem bilgi açısından belli bir noktaya gelmiş olmak söz konusu. Ve bütün bunları yaptıktan sonra bir üniversiteye gelip ben işte üniversitede akademik bir kadroda görev almak istiyorum dediğiniz zaman size bu soruları sormak söz konusu olacak. Ne yaptınız? Nerede çalıştınız? Ne kadar olgu yaptınız? Deneyiminiz nedir? Bilgi tabanınız nedir? Bütün bunları daha baştan bilmek bu tür pozisyonlara, bu tür kariyere hazırlıklı olmak anlamına geliyor.
En sonunda da eğitimci. Benim eğitimcilik açısından söyleyeceğim bir şey var. Şimdi tıpta hepimiz MR görüntülerine veya CAT scanlere bakarız. Hepimiz radyolojik filmlere bakarız. Klinisyenler de olsun, patologlar vesaire de olsun. Ama bir de radyologlar bakar. İşte gerçek eğitimci ile bizim verdiğimiz eğitimlerin arasındaki fark da bu. Eğer gerçekten bir eğitimci olmak istiyorsanız o zaman bir radyoloğun şeyinde becerisi kadar eğitimle ilgili bilginiz olması gerek. Hiç kimse doğuştan eğitimci olmak durumunda değil. Hiç kimse de bir fakültede görev aldığı için eğitimci becerisi edinemez. Bunların hepsi bilerek, öğrenerek, bilinçli bir şekilde kazanılan özellikler. Yani doğumsal eğitimci ben inanmadığım bir kavram. Ve bunun için gene edinilmesi gereken bazı özellikler var. Bunlardan bir tanesi eğitim felsefesi ve pedagojik yöntem. Yani insanlar nasıl öğrenir? İnsanlar nasıl öğretir? Öğretimi nasıl değerlendirirsiniz? Değerlendiriciyi nasıl değerlendirirsiniz? Değerlendirme sistemini nasıl değerlendirirsiniz? Bunların hepsi aslında çok basit görünen ama basit olmayan sorular. Bu kariyerde yapacağınız, özellikle tıp eğitimi sırasında eğitim olayının, pedagojinin, insanların nasıl öğrendiği konusunda belli bilgilere, belli deneyime, belli ilgiye sahip olmanız. Ondan sonra bu bilgi tabanının eğitimi gene tabii burada patoloji diyoruz ama başka bir şey de olabilir. O ihtisas sırasında özellikli olarak bu şeyi gerçekleştirmek ve sonunda da özellikle deneyim ve eğitimsel yöntemler için daha üst ihtisas, daha yüksek ihtisas yapmak söz konusu. Ben 2000'li yılların ortasında Johns Hopkins Üniversitesi'nde çalışırken bir eğitim master yaptım. Ve eğitim master yaptıktan sonra yani biz eğitimciyiz falan filan diye. Yaklaşık bundan 10 sene önce San Francisco'ya geçip de University of Berkeley'de, University of California Berkeley'de bir dizi eğitim uzmanıyla, yani bir dizi pedagogla, bunlar erişkin pedagoglar, yani erişkinlerin nasıl öğrendiğini şey yapan adamlar. Bu insanlarla çalışmaya başladığım zaman şunu fark ettim. Benim master'ım vesairemin hiçbir şeysi yok, değeri yok. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Yani o şeyde, o noktada gerçekten belli transparan soruları farklı bir şekilde öğrenmek. Bütün yani bize kolay gelen ilgi, efendim işte belli bir konu var. Bunu konferans şeklinde yapabiliriz. Niye? Ben evde oturur daha iyi okurum o konuyu. Niye bir saat geleyim pasif olarak bir şeyi dinleyeyim? Zaman zaman hepimizin yaşadığı olaylardan bir tanesi. Hele efektif bir konuşmacı değilse ben evde oturur bir saat daha çabuk öğrenirim bazı şeyleri. Ve şeyi düşünün, yani her bir saatlik lecture'da, her bir saatlik konferansta sizin aktif olarak aldığınız bilgi absorbe ettiğiniz dönem 20 dakika. Ben niye 20 dakikalık zaman için bir saatimi harcayayım? Bir saat okurum daha iyi öğrenirim. Onun için bütün bu soruların özellikle bu üniversitede derinine soru öğrenilmesi gerekli. Bunu yapan insanın da gerçekten akademik eğitimci olması söz konusu. Kısaca akademik patologların üç fonksiyonu var. Ancak bu üç fonksiyonun her üçünü de yüksek performanslı biçimde yapmanız olanaklı değil. Onun için sizlere işte bu adam çok iyi hekimdir, aynı zamanda çok iyi eğitimcidir, aynı zamanda çok iyi araştırmacıdır dediğiniz zaman bir masal dinlediğinizin farkında olmanızı isterim. Ben önce şu ana kadar böyle bir insan tanımadım. Tıp tarihinde. Şeyden Hipokrat'tan, Plato'dan bu noktaya kadar eğitimde yüksek performansı, araştırmada çok yüksek performansı ve hasta tedavisinde çok yüksek performansı olan bir adam tanımadım. Eğer siz tanıyorsanız bana da söylerseniz sevinirim. Onun için baştan savaşınızı seçmek çok önemli. Baştan yapacağınız işi en iyi seçmek önemli. Hele bu dönemde benim konumda senede yaklaşık 10 bin sayfa yazı çıkar.
kendi özgün konumda. Bu sadece nöropatolojide değil. Çocuk ve erişkin beyin tümörleriyle ilgili. Her sene benim okuyacağım miktar gittikçe artan bir şekilde gelişir. Ben senede 2-3 bin sayfa okuyabiliyorsam 10 sene boyunca bunun hesabını yapın. Ne kadar sayfa okumamışım. Onun için yani bunlardan bir tanesini baştan seçmek ve ancak bu şekilde buradan ya da işte Çapa'dan Türkiye'nin değişik yerlerinden mezun olduktan sonra uluslararası düzeyde belli bir noktaya gelmek söz konusu. Bunları zaman içerisinde bu etkinlikleri değiştirmek mümkün. Baştan yani klinisyen olarak başlayıp ondan sonra kariyerinizi bir eğitimci olarak yapmanız, baştan araştırmacı başlayarak daha sonra eğitimci yapmanız mümkün. Ama gene söylüyorum bunların hepsini veya ikisini bile aynı zamanda yapmanın şeysi imkanı yok. Sonuca bence siz daha çok CSI Miami seyredin. Burada 5 tane daha güzel örnek var onu seyretmeniz. Dr. House'a da pek fazla inanmayın. Soru. Birkaç soru alabilir miyiz? Tabii tabii. Ya House'u izlediğimizde bizim en çok fark ettiğimiz şey ama tabii ki yani böyle hataları olmalı yani izlediğimizde falan. Ama bizim en çok fark ettiğimiz şey hani doktorun orada risk alması ve bu riskin sonucunda bir teşhis koyması ve hastayı tekrar değiştirmesi. Gerçek hayatta bir doktorun risk almaması gerektiğini ya da ne derece risk alması gerektiğini düşünüyorum. İki yaklaşım var. Bir tanesi House'da portre edilen ve bu tabii Amerikan kültürünün çok tipik bir yansıması. Amerikan kültüründe biliyorsunuz kahramanlar var. Yani onun için House'un her şeyi kendisinin yapması gayet doğal. House beyin cerrahı da olur, patolog da olur, nöroradyolog da olur. İki tane uzmanlığı var ama 20 tane uzmanlık yapar. Bu Rambo gibi. Değil mi? Yani çıkıyor bütün Vietnam orada ne kadar asker varsa temizliyor. Başka bir kimseye ihtiyacı yok. Bu şeyin yani kültür şeysi anlayışı ve bunun bir de şey tanımı var bravado. Ama yani şeyle ve öyle bir yaklaşım olur ki bazen bu insanlar normal yollardan değil yasa dışı yollardan anormal yollardan giderek sonuca daha çabuk ulaşırlar. Aslında realitede özellikle tıp gerçeklerinde bu tür yasa dışı yollardan belli bir noktaya ulaşmak uzun yol. Onun için belli algoritmalar, belli standartlar vesaireler var. Benim Türkiye'de ilk çalıştığım yer Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Acil Birimi. Ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Acil'de bizim elimizde algoritmalar vesaire olmasaydı biz yeni yetme, tüysüz hekimler olarak hastaların bir kısmını öldürürdük herhalde. Ve yani House'un verdiği mesajın tam aksi bence gerçek. O da belli standartlara, belli normlara uyarak, belli bilgilere uyarak. Yani benim şeyde tabii eğlence için seyrediyoruz yani bu şey değil. Ama bilerek seyretmek çok önemli. Risk almak, her defasında risk almak aslında bazı şeyleri bilmemek anlamına geliyor. Ve bizim için en önemli noktalardan bir tanesi her aşamada herkesi bilgilendirerek, birinci hastayı bilgilendirerek. Bugün Türkiye'de olan bazı problemler, hasta ile hekim arasında olan bazı problemler hastaların eğitiminden ama hekimlerin davranışlarından da kaynaklanabiliyor. Eğer siz hastanıza ne yapacağınızı anlatmazsanız, bütün detaylarıyla prosesin, komplikasyonların, olasılıkları anlatmazsanız o zaman bir risk alıyorsunuz. O riskte hastanın sizi çekip vurması. Yani özellikle bizim şu dönemlerde yapmamız gereken diyelim ki hastaya bir kolonoskopi uyguluyorsunuz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip de bir hastaya kolonoskopi uyguluyorsanız size yaklaşık 4-5 sayfalık eğitim materyali verirler. Hatta bir telefon numarası da verirler. Bir sorunuz varsa açarsınız oraya sorarsınız.
şeyi yapan, prosedürü yapan hekim her aşamada ne yapacağını hastaya söyler. Yani en önemlisi şey de bu konuda hastayı bilgilendirmek. Yani sorunun kısacası risk almak demek bazı şeyleri bilmemek demek aslında. Ne kadar az risk alırsanız demek ki o kadar çok şüphe biliyorsunuz anlamadım. Tabii daima komplikasyon riski var. Daima bazı şeylerin yanlış gitme olasılıkları var. Ama bunları bilimsel olarak bilerek şey yapmak, göz göre göre girmekten daha şey, bilmiyorum cevap oldu mu? Evet. İşte şeyse yani bu birincisi bu bravado'dan geliyor. İkincisi de hakikaten belki de yani televizyon filmi olarak bunları bu şekilde yapmak pek mümkün değil. Ama biz yani bugün akademik ortamda çalışan hekimler hiçbir zaman için tek başına veya yani bir işte böyle Doctor House 3-4 tane de çömezi şeklinde çalışmak söz konusu olmuyor. Daima bir grup, bir takım içerisinde çalışmak söz konusu. Ben benim hastalarımın patolojik teşhislerini yaparken günde yaklaşık olarak 12 ila 24 başka hekim arkadaşla konuşuyorum. Bunların hiçbirisi benim uzmanlığımdan değil. Hiçbirisi patolog değil yani. Bir de tabii patologlarla olan ilişkimiz var. Yani o açıdan bugün bir hastanın bakımı, bir hastanın tanısı, bir hastanın tedavisinin yönlendirilmesi bir takım olayı. Sadece hekimler değil, diğer sağlık görevlilerinin de içinde olduğu takım olayı. Yani mesela bana özel örnek benim konumda verirseniz beyin tümörlü hastaların, biz tümör konseyine gittiğimiz zaman orada beyin cerrahı var, nöroonkolog var, nöroradyolog var, psikiyatr var, patolog var. Ondan sonra şey ve yani daha bir sürü de değişik eğitim düzeylerinde insan var. Yani 15-20 kişilik bir grupla hastanın tedavisi, tanısı vesairesi tartışılıyor. Modern tıbbın koşulları bu artık. Yani hiç kimse Rambo şeklinde ben onu yaparım, onu da şey yaparım şeklinde gitmiyor. Ama o tabii daha hoş oluyor dizi yaparken. Peki, gerisi açıktı herhalde. Nasıl? Şeyde bazen şey yani çaresiz kaldığınız zaman yapılabilecek bir şey yok. Bazen de aslında normal algoritmler içerisinde uygulanan, size çok tipik bir örneğini vereyim benim alanımdan gene. 80'lerde başlayan bu AIDS salgını sırasında merkezi sinir sisteminde radyolojide görülen bazı anomaliler birkaç sebepten olabiliyordu. Bir kısmı toksoplazma denen bir şeyden, parazitten. Bir kısmı da malign lenfoma denen malign tümörden. Yani bir ikisi de radyolojik olarak benzer özellik gösteriyordu. Ve o dönemde bunun tanısı tabii beynin içerisine bir iğne sokup bir doku alıp kesin tanısını vermek. O dönemde o kadar fazla insan olduğu için ilk başlangıçta 1-2 haftalık bir toksoplazma tedavisini görürdü hasta. Eğer şey düzelirse, beyindeki lezyonlar düzelirse o zaman bu toksoymuş deyip hastayı biyopsiye koymazdınız. Ama hasta düzelmezse o zaman tabii hala iki olasılık söz konusu. Yani tedaviye dirençli bir enfeksiyon ya da tümör. O zaman doku almak için hasta yapıyor. Yani bu tür ampirik denen yaklaşımlar var. Ancak bunlar öyle ya da böyle son çareler. Yani hastalığın altın standartları, tanısal standartları vesaire olamayacak kadar zor girişimlerse o zaman bunu yapmak da mümkün. Bu Ulusal Sağlık Merkezi'ne soracağınız bir şey var.
Hani oraya her proje sunabiliyor musunuz yoksa ondan önce belli bir denemelerden geçmesi gerekiyor projenin? Ve orada değerlendirilen projeler, hani atıyorum birkaç kişinin itiraz etmesi, projenin elenmesi gerekiyor mu? Burada nasıl? Şeyde, şimdi dünya şey Ulusal Sağlık Örgütü'nün belli programları var. İşte belli disiplinler, mesela kanser disiplininde. Bu şeyde disiplinde özel bazı konularda şey açarlar, olasılık açarlar. Yani derler ki işte ne bileyim çocukluk beyin tümörlerinde yapılan çalışmalar yetersiz. Çocukluk beyin tümörleri ile ilgili olan projeler için böyle bir program açtık. Oraya başvurduk. Ama onun dışında da çok jenerik araştırma projelerini vermeniz mümkün. Değişik programlara. Yani elinizde bir araştırma projesi varsa mutlaka onun gideceği bir yer vardır şeyde, NIH'de. Bu şeylerin değerlendirilmesi de bu study section dediğim çalışma grupları sayesinde olur. Yaklaşık 20 ila 30 kişilik bir grup bu. Genelde her grubun içerisinde 2 ya da 3 araştırma. Bunların hepsi de zamanında NIH'den grant almış olan şeylerdir. Kişilerdir. Yani principal investigator olarak çalışmış, araştırma projesi almış insanların bir sorumluluğu da bu tür komitelerde görev almak. Ve bu 20-22 kişiden 3 ya da 4 kişi şeyin, projenin kompleksitesine göre o projeyi özgün olarak değerlendirmekle görevlendirilir. Tabii herkese gönderilir proje. Ama bu 3-4 kişi spesifik olarak kendi alanlarıdır. Çok detaylı olarak bir rapor verirler. Ondan sonra Washington'da bütün bu 22 kişi, 25 kişi bir araya gelir. O 4 kişinin kombine, 3 ya da 4 kişinin kombine raporu okunur. Ondan sonra da oylanır. Yani şeysi bu, sistem bu. Daha önce böyle bir eliminasyon, bir tek eliminasyon var. O da şey gibi, yani bu işin bürokrasisi, başvuru formunuzda eksik vesaire bir şeyler varsa, yani formda işte ne bileyim ben bazı şeyleri ihmal etmişseniz veya bazı formları doldurmamışsanız o size geri gönderilir. Doldurup yine gönderirsiniz. Ama onun dışında bir eliminasyon sistemi yok. Şimdi bu şimdilerde yaklaşım aslında bir parça objektife yönelik eğitim. Yani size bazı derslerde vesairelerde zannediyorum objektifler veriliyor. Bu dersin amacı ne? Yani objektif şeysi belki kelime olarak yanlış bir kelime. İngilizcesi objektif olan diyor. Yani bu derste almanız gereken nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zaten şeyin sınav sorularının vesairesinde. O şeyler, objektifler gerçekten bilmeniz, öğrenmeniz gereken şeyler. Bütün bu şeyleri, amaçları, objektifleri toplayın. Bunların hepsi hepinizin edinmesi gereken bilgiler. Bu yani bir anlamda genelde bisiklet kullanmanın genel kavramları. Ancak bunları öğrendiğiniz zaman ondan sonra nasıl bisiklet kullanacağınız size bağlı. Bunların ikisinin tabii bir arada gitmesi söz konusu. Yani belli temel eğitimi, tıp eğitiminin temel objektiflerini hepinizin edinmesi gerekli. Bu da belli bir standart sağlıyor. Yani bu da sizin ne kadar yetkin bir hekim olduğunuzun şeysi, göstergesi. Ve bu şey değil. Yani bunları da ya yarısını öğreneyim de bir kısmını öğrenmeyeyim değil. Bunlar gerçekten hepsini öğrenmeniz gereken olgular. Bunun üzerinde başka şeyler öğrenirsiniz. O ayrı mesele. O yani sizin bileceğiniz. Onun önünde bunlardan bir tanesini daha derin, daha özgün bir şekilde öğrenirsiniz ki bu daha tercih sebebi. O zaman bu sizin uzmanlık alanınız olur. Bunu daha ilk seneden yapmak da mümkün, sonuna kadar beklemek de mümkün. Bu bir tercih sebebi. Ama zaman geçtikçe yarışma, özellikle evrensel platformda yarışma gittikçe arttığı için bu tür yeteneği daha erken kazanan hekimlerin işte ne bileyim Amerika'da eğitim olsun, başka bir yerde kabullenme olsun, yazılarınızın dergilerde yayınlanması özelliği olsun. Bütün bu noktalarda yani daha başarılı olmanız söz konusu. Hadi yorduk galiba sizi.
Çok teşekkürler. Sağ olun.